Selam arkadaşlar. Ben dün akşam saçlarımı boyamıştım. Böyle dışarıda tekrar göstermek istedim. Yine aynı yöntemle boyadım. Bu dördüncü boya işim. Aynı şekilde 4 kere boyamış oldum ve sonuç bu. Bayağı her boyadığımda birazcık da açıldı. Ve gerçekten böyle istediğim sıralıkta bir saç rengi elde ettim. Şöyle de göstereyim. Uçları birazcık daha açık renk. Ombrelerim vardı öncesinde. Yine bakabilirsiniz. Böyle bir boyama videom var aslında. Sürekli paylaşmak istemedim. Ama bir kere daha paylaşacağım boyarken nasıl yaptığımı. Son hali bu şekilde oldu. Şimdi ben dışarıdayım. Alparslan uyuyor. Bahçede gerçekten çok güzel şu an. Hiç esmiyor, sıcak böyle. Tam böyle bahçe keyfi yapmalık bir ortam. Akşam da büyük ihtimalle sahile falan gideriz. Hani belki orayı da çekerim. Çok Emin hemen değilim o bir video açmak istedim aslında. Şimdi de kitap okuyacağım. Birazdan kahve yapacağım. 4 tane kitabım var bu ay okumak istediğim. Kare yarısında birazcık başlamıştım. Ama o öykü kitabı olduğu için dedim ki başka bir kitap daha okuyayım. Mutlu Yaşam üzerine var. Dur Ölümsüz Eş Arıyor kitabı var. Bir de Miras kitabı var. Mirası çok merak o ediyorum. O yüzden bugün Miras kitabına başlıyorum. Birkaç sayfa okumuştum ama devamını getiremedim maalesef. Bugün buna başlarım. Birazcık okurum diye düşünüyorum. Bakalım nasıl ilerleyecek. Dediğim gibi kar yarısından da birkaç öykü okumuştum. Sadece tam bitmedi. Bu ay seçmiş olduğum kitaplar bunlardı. 5 tane kitap seçtim. Bir tanesi de böyle kilo vermeyle alakalı bir kitap. O yüzden onu seçmedim. Vaktim kalırsa onu en son okurum diye düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz kura şeklinde ben bu 2 kitabı seçmiştim. Kura çekmişti ve 2 kitap çıkmıştı. Mirastan sonra da bunlardan birine başlarım diye düşünüyorum. Bunlar bende böyle hazır bahçede çok güzelken birkaç sayfa kitap okumak istiyorum burada. Görüşürüz. Arkadaşlar demiştim ya akşam sahile gideriz diye. Evet planlar yapıldı gerçekten. Ben kek yaptım. Şöyle göstereyim şu an sıcak. Çok güzel. Şu kek kalıbından aşırı memnunum. Hatta videolarım birinde alışveriş videosunda falan göstermiş olmam lazım kalıbı. Aşırı memnunum. Kekim hazır. Şöyle çikolata çok alta indiği zaman yapışıyor sadece ama şu kadarcık yapışmış. Onun dışında pek bir sorun yok yani. Gayet de güzel pişmiş. Yanıma termosumu alacağım. Kahve koyacağım. Bir de çay yapacağız. Termosu onu koyacağım. Şeker aldım. Ve bir kahve yapacağım zaten. Onun dışında başka bir şey götürmüyorum. Kuzenim daha çok şey hazırladı. Oraya gittiğim zaman onların ne hazırladığını da gösteririm zaten. Ezide Afiyet olsun oğlum. sarılganı. Tamam. Ben keki kesiyorum. Soğudu. Alpasan da yiyor zaten. Çok seviyor bu keki. Bayağı da güzel kabarmış. Her yerde pişmiş. Çok güzel görünüyor. Şimdi biz gidiyoruz. Onlar burada yiyor, öbür taraftan biz da. Geldik. Öbür taraf da güzel de. Masayı kuruyor eşim. Şöyle göstereyim geldiğimiz yeri. Çok güzel. Burada park da var çocukların oynaması için. Böyle göstereyim. Tamam birazdan oynayacağım. Şu ilerisi de kafe zaten. Gündüz gitmiştim ben oraya. Yine çekmiştim sizin için. Hemen deniz kenarındayız. Allah bayram anne kız benim. Şimdi ama kek var arkadaşlar. Bence bak hani şöyle tartolet var. Böyle görünüyor sipariş, mu? Sipariş alıp. O neydi? Saten kurabiye mi? Saten kurabiye. Şöyle göstereyim. Oo, var bakayım. Çok güzel. Poğaça var. Bu poğaça mı? Evet çok çok güzel. Çok güzel. Evet çeşitlerimiz bu kadar. Daha var mı? 10 numara. Daha ne olsun? Çayımız da var, kahvemiz de var. Alparslan beğendin mi burayı? Beğendim. Evet, çok güzel. Hava o kadar güzel ki hiç esmiyor. Tam oturmalık yani. Karanlıkta görünüyor mu? Çok güzel. Arkadaşlar. Bir kutu daha var. Ya. Şunun güzelliğine bakın ya. Tam çıkıyor mu tartolet? Poğaça. 2 renkli hem de. Kahvesiz olmaz. Kahve de getirdik. Manzaramız. Anne. 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 Selam arkadaşlar. Ben Miras kitabını okumaya devam ediyorum. Sanırım bugün 2. gün olması lazım. Akşamüstü oldu artık.
Alparslan da arabasını sürüyor bahçede. Hiç esmiyor. Bugün gerçekten çok sıcaktı. Arkadaşlar ben Miras kitabını okumaya devam ediyorum. Şu anda 60. sayfasına kadar geldim. Gayet akıcı ilerliyor, onu söyleyebilirim. İlk başta anlamadım çünkü bir sürü karakter var gibi geldi. Hani kim bize kitabı anlatıyor onu da anlamadım. Şimdi yeni yeni böyle oturuyor kafamda bazı şeyler. Kitaptan anlaşılacağı üzere kapaktan miras. Bir miras var, bir kulübe var. Bu kulübeyi kişilerin anne babası sadece iki kardeşe bırakıyor, diğer kardeşlere vermiyor. Miras olarak o iki kardeşe bırakıyorlar. Nedenini şu an anlamadım. Okudukça göreceğiz diye düşünüyorum. Bize anlatan karakterimiz, ismini şimdi bilmiyorum yani, isim konusunda bayağı kötüyüm. Kitabı anlatan karakterimiz bazı sorunları var. Öyle düşünüyorum. Onları da az çok anlayacağımı düşünüyorum. Bakalım. Bu karakterler neredeyse hepsi evli, çocukları falan da var. Yani bayağı büyük insanlar. Bakalım konular nerelere doğru gidecek. Okuyup göreceğim. Böyle bahçede falan okuyorum birkaç sayfa, işte evde birkaç sayfa. Böyle çok fazla kendimi yormadan okuyup bitirmeye çalışacağım miras kitabını. Bakalım. Selam arkadaşlar, mutfaktayım. Kahve yapmıştım. Birazdan kitap okuyacağım. Okuma maratonu çekiyordum ben miras kitabı için zaten. Alparslan uyuyorken kendime bir kahve yaptım. Şu an saat 11 olmuş, akşam 11. Birazcık okumaya devam edeceğim. 53. sayfadayım. Yavaş okuduğumu farkındayım. Çünkü böyle anlayı anlayı okumaya çalışıyorum. Bir de çok fazla zaman bulamıyorum. Sürekli dışarıya çıkıyoruz. Bahçede okumaya çalışıyorum daha çok. Sürekli dışarıda olduğumuz için hani Alparslan'la da ilgileniyorum bir yandan. O yüzden fazla ilerleyemedim. Ama yine de bir güncelleme yapmak istiyorum. Karakterimiz, anlatıcımız babasıyla annesi arasında bir sorun var. Büyük bir sıkıntı. Az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü böyle nefret derecesine kadar anne babasından nefret ediyor. Şu an ne olduğunu anlatmadı. Anlatınca ne çıkacak çok merak ediyorum. Gerçekten de böyle değişik şeyler çıkacağını hissediyorum. Diğer kardeşleriyle görüşüyor ama anne babasıyla, bir de bir kardeşiyle biraz arası sorunlu gibi. Hatta kardeşleri de bilmiyor herhalde, anne babası herhalde buna bir şey yaptı. Öyle hissediyorum yani. Bakalım nasıl ilerleyecek? Daha anlatmadı. Birazcık da uzatıyor. Anlatsa da rahat etsem artık. Yani ne anlatacaksın, anlat diye böyle için için bekliyorum. Zaten daha en başlardayım. 53. sayfadayım. Bakalım daha neler okuyacağım. Yani çok kalın da bir kitap. Bir de kahvemin yanına şunlardan almıştım ben. Birkaç videomda göstermiştim. Şöyle göstereyim. Şekersiz kurabiye. İçinde hurmalı, böyle hurmalı. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ama sadece şekersiz olduğunu bilin. Hani kurabiyesi bildiğin şekersiz ama kurabiyenin aynısı. İçinde kurmayla da evet dengeliyor. Yani kahve yanına güzel, sağlıklı bir atıştırmalık olarak almıştım ben. Alparslan'a da veriyorum. O fazla sevmedi ama ben yiyorum yani. Hatta bir tane daha sipariş verdim. 12'li 12'li geliyor ya. Bir de farklı bir Türk kahvesi sipariş verdim. O da gelince ikisini birlikte zaten gösteririm. Belki bu videoda gösteririm. Emin değilim, gelsin. Yarın gelecek gibi duruyor ama bakalım. Şimdi ben kitabımı okumaya gidiyorum. Arkadaşlar miras kitabını okumaya devam ediyorum. Hatta şu anda 248'e kadar geldim. Çok az bir sayfam kaldı. İlk başlarda böyle kitap için çok akıcı demiştim ama gerçekten çok fazla akıcı olmadığını düşünmeye başladım. Gerçekten böyle konu bütünlüğü yok. Parça parça konu kopuk kopuk, konu kopuk kopuk anlatılmış aslında. Böyle çok akıcı olduğunu düşünmüyorum. Bir anda başka konuyu anlatmaya başlıyor. Bir anda geçmişe dönüyor. Bir anda başka şeylerden bahsediyor falan. Bence aşırı akıcı değil. Bir de böyle anlatırken duygulu değil de düz anlatmış. Yani çok kötü şeyler başına geliyor. Evet. Ve bu konu zaten böyle ayrıntılı bir şekilde anlatılmamış. Orayı sevdim. Çok ayrıntılı anlatsaydı ben çok etkilenirdim. Çok kötü bir şey başına geliyor baş karakterimizin, anlatan kişinin. Daha ayrıntılı anlatırım kitap bittiği zaman ama şu anlık bu kadar bilmeniz yeter diye düşünüyorum. Aşırı akıcı olduğunu düşünmüyorum. Biraz zor da okunan bir kitap bana kalırsa. O yüzden çok uzun günlerdir elimde yani. Bu arada Alparslan da havuzda şu anda babasıyla birlikte oynuyorlar. Hava çok sıcak yani 40 derece falan belki. O kadar sıcak olduğu için
Dur göstereyim size Alparslan'ı. Yani Alparslan arkamda oyun oynarken ben de bu kitabı hızlı bir şekilde bitirmem gerekiyor. Gerçekten çok az kaldı. Sonra görüşürüz. Evet, arkadaşlar Miras kitabını okuyup bitirdim sonunda. 307 sayfalık bir kitaptı. Pardon 309 sayfalık bir kitaptı. Beklentimi karşıladı mı? Maalesef ki karşılayamadı. Çünkü neden? Gerçekten çok abartıldığını düşündüğüm bir kitap oldu. Kitap bittikten sonra. Bir kere anlatımı çok yavaş. İlk başlarda tamam böyle akıcı gibi gelmişti ama gerçekten olay sürekli aynı şeyler dönüp duruyor. Bir miras konusu var zaten biliyorsunuz adı üstünde. 4 tane kardeş var. İkisi anne babalarından uzakta yaşıyorlar. Daha çok mesafeliler anne babalarına. Bazı olaylardan, bazı sıkıntılardan dolayı. Diğer iki kardeş de hep anne babasıyla yaşıyor. Ve anne babası bu 4 kardeşe eşit miktarda mirası dağıtmak istemiyorlar. Bunun nedenlerini falan okuyoruz kitap boyunca. Ve böyle bir türlü yani sürekli bu miras konusu sürekli dönüyor, dolaşıyor, başa sarıyor. Sürekli bu şekilde. Yani ben bir dakikadan sonra dedim ki ya ben hep aynı şeyleri okuyorum. Gerçekten hep aynı şeyleri okuyorum. Asla konu ilerlemiyor diyorum yani böyle bir bitmedi diyorum. Gerçekten hiç akıcı değildi. Bir de galiba bilinç akış tekniğiyle yazılmış. Çünkü böyle karakterimizin böyle kafasında dolaşıyormuş hissi uyandırıyor. Ve ben bunu sevmedim. Çünkü bir şey anlatırken bir anda geçmişten bir şey anlatıyor. Bir anda günümüzden anlatıyor. Başka bir şey aklına geliyor. Arkadaşından bahsediyor. Bir anda pat diye başka bir olaydan bahsediyor derken böyle gerçekten kafa karışıklığı yaşadım. Hani baştan sona anlatsaydı olayları bir tık benim için daha iyi olabilirdi. Yani daha anlaşılır olabilirdi diye düşünüyorum. Akıcılık konusunda da gerçekten hiç akıcı bulduğum bir kitap değildi. Böyle elimde gerçekten uzun uzun sürünen, yani böyle bitse de artık bir nefes alsam dediğim bir kitaptı. Ve ortalara doğru kitap birazcık açılıyor gibi oluyor. Çünkü artık karakterimiz kendi başına ne geldiğini anlatıyor. Küçükken, yani bayağı küçükken, yani 5-6 yaşlarına diyebilirim. Bir şey, yani burayı çok anlatsam spoiler olur mu emin olamadım ama istismara uğruyor. Bir ailesiyle alakalı bir durum bu. Bu kadar anlatayım. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu durum gerçekten o kadar kötü bir durum ki yani okurken psikolojimi alt üst etti. Yani bayağı nasıl ya falan diye böyle şok olarak o bölümü okudum. Ama o bölüm anlatılırken çok üstün körü, çok yüzeysel anlatılmış. Ayrıntıya girilmemesi benim hoşuma gitti. Çünkü gerçekten o konuda ayrıntıya girseydi bayağı kötü hissedebilirdim kendimi. O yüzden orada oranın yüzeysel anlatılması benim bir tık hoşuma gitti. Yani hani çok ayrıntılı anlatmamış gerçekten de. Duygu ve düşüncelerini birazcık daha ayrıntılı anlatabilir diye düşünüyorum. Neler yaşadığını, ne çektiğini, içinde olan sıkıntısını anlatma hissi duyuyor. Evet böyle anlatmak istiyor karakterimiz. Çünkü zamanında hiç dinlenmemiş ve kendini anlatmak için her yol denemiş. Ama kardeşleri, anne babası, çevresindekiler karakterimizi asla dinlememiş ve inanmamış zaten. O yüzden hep anlatma sıkıntısı çekiyor. Ve bu yüzden galiba bu kitap böyle karışık yani. Çok anlatmak istiyor ama kafasının içi karışık zaten yani anlatabiliyor muyum? Yani bize bunu yansıtıyor gerçekten de. Bilmiyorum çok seven kitabı var, çok beğenen var, herkese tavsiye eden var, öldüm bittim diyen var kitap için. Ben tavsiye etmiyorum. Yani okumasanız da bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani bir travma hikayesi zaten ve otobiyografik bir travma hikayesi. Herhalde bu yazarın başından geçen olaylardan da esinlenerek yazıldığı için birazcık daha karışık olma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Ama gerçekten de okumasaydım da olurdu. Evet okumasaydım da olurdu diyorum. Çünkü gerçekten edebi bir dil yok. Çok düz anlatılmış, çok yalın ve çok karışık. Bu kadar akıcı değil ama anlatımı akıcı. Ama konu yani bir olay yok. Yani anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır. Gerçekten çok kafa karışıklığıyla okudum ben bu kitabı. Ya bana hitap etmedi ya bu tarzı ben sevmiyorum. Sevenlere de saygım sonsuz. Tabii ki kitap çok sevilmiş. Ama benim gibi düşünenler de var. Yani yorumlara bakarak söylüyorum. Bazı yorumlarda benim gibi düşünenler olduğunu gördüm. O yüzden karar sizin. Okuma maratonum da burada bitiyor artık. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir okuma vlogu ya da okuma maratonu olmuştur diye düşünüyorum. Gerçekten kitap elimde bayağı süründü yani. Ama okudum yani sonuç olarak. 2 tane yerin altını çizmişim. Bir tanesi şuradan okuyacağım. Hayatımızın akışında önemli bir rol üstlenecek, yönümüzü değiştirecek, seçimleri etkileyecek ya da belirleyecek insanlarla yollarımızın tesadüf eseri kesiştiğini düşünmek ne garip.
Belki de tesadüf değildir. Karşımızdaki insanın bilinçli ya da bilinçsiz gitmek istediğimiz yöne bizi itekleyeceğini seziyor olabilir miyiz? Belki davete icap etme sebebimiz budur. Karşımızdaki insanın yürümek istediğimiz yoldan bizi döndüreceğini, karşımıza engeller çıkaracağını hissedince onu yeniden görme isteği duymuyor olabilir miyiz? Tek bir kişinin sırf geçmişte ona danıştık diye kriz anlarında davranışlarımızı yönlendirebileceğini ve bunca önem taşıyabileceğini düşünmek ne garip demiş. Bir de bir yer daha var. Hatanın annemde olduğunu günün birinde anlayacaklarını umuyordum. Annemin bana dair takıntısının kendi sorumluluğu olduğunu, benim çocuk onunsa yetişkin olduğunu anlayacaklarını umuyordum. Annem her ne kadar çocuk olsa da, her ne kadar babam tarafından bebek muamelesine uğramış olsa da yine de annemizdi bizim. Bizler de onun çocuklarıydık. Günün birinde bu acılar neden olanın ben değil de annem olduğunu, bunlara yol açanın onun düşüncesizliği, onun korkuları olduğunu anlayacaklarını umuyordum. Demek ki bunu anlıyor ya da kabulleniyormuş gibi görünmüyorlardı demiş. Burada bir de annesiyle alakalı çok şeyden bahsediyor. Hani çok karışık anlatıyor. Evet ama sürekli annesini suçluyor. Annesine suçlu olduğunu düşünüyor ve annesine asla kendini anlatamıyor ve annenin nasıl eksikliğini okuyor. Yani bir annenin buradaki eksikliğini okuyoruz diyebilirim. Baba karakteri var. Evet ama anne karakteri de bir yandan daha önemli bir çocuk için. Ve o anne karakterinin anneliğini gerçekten bir yerden sonra hiç göremiyoruz gibi bir şey. Böyle bilmiyorum. Yani çok fazla anlatmak istemiyorum artık gerçekten. Kafam bu kitapla doldu dediğim gibi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.